Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nden Saha Expo Fuarı'ndan sesleniyoruz. Döksan firmasına konuk olduk. Satış ve pazarlama direktörümüz Sayın Zeynep Kosel ile birlikteyiz. Bakalım firma ve fuarımız hakkında bize hangi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar. Merhaba. Zeynep Hanım, öncelikli olarak başkentimiz Ankara'dan İstanbul'umuza, fuarımıza hoş geldiniz demek istiyorum. Fuardayız malum. İlk günü muhteşem coşkuyla ağırladık. Protokolü ağırladık. Ve şu an ikinci gün coşkunun artarak devamlılığını gözlemliyoruz ama diyoruz. Sizin firmasal bazda değerlendirmenizi istersem nasıl geçiyor fuar? Çok yoğun geçiyor. Dün de bir kalabalık vardı protokolden dolayı ama bugün de yine çok yoğun. Başarılı bir fuar geçireceğimize eminim. Süpersin. O zaman gelecek olan günler çok daha verimli geçsin diliyoruz. Kesinlikle. Şimdiden. Ve tabii ki sizden dinleyeceğim Döksan firmasını. Anlatalım mı? Döksan 60 yıllık bir firma. Daha önce isminden kaynaklı döküm işlemi yaptı. 92 yılından beri ısıl işlemde birebir çalışıyoruz. 2013 yılında çok büyük bir atılım ve yatırımla Sincan OSB'de çok büyük bir fabrika kurduk. Şu an ısıl işlem sektöründe en büyük kapasiteye sahip firmayız. Bunun haricinde 2017'den beri aktif bir şekilde savunma sanayinde çalışıyoruz. Bunların haricinde yine sektördeki tek ARGE merkezi firmayız, Savunma Sanayi Bakanlığı onaylı. Bu bir ayrıcalık. Evet, kesinlikle. 30'a yakın metalürji mühendisi çalıştırıyoruz. 6000 ton aylık kapasitemiz var. Ciddi rakamlar. Ciddi rakamlarda. Ankara'da bir şubemiz ve Konya'da iki şubemiz var. Ve bu şekilde tüm Türkiye'ye hakimiz diyorsun aslında. Tabii biz Gaziantep'ten İzmir'e kadar hemen hemen tüm şehirlerle çalışıyoruz. Peki yurt dışı çalışmaları var mı? Dolaylı olarak var. İhracat yapan firmalara çalışıyoruz çok fazla. Peki yaptığımız iş genel anlamda anlatırsak değerli izleyicilerimize, Döksan deyince aklımıza hangi hizmetler gelmeli? Genel hedef kitleniz kimler? Biz tüm sektörlere çalışıyoruz. Otomotiv yoğunlukla olmak üzere savunma sanayi, havacılık, tekstil, medikal hemen hemen tüm sektörlere çalışıyoruz. İş makineleri yine aynı zamanda. Yani nedir peki ısıl işlem? Ondan da bahsedeyim ben size. Çelik ve alüminyum malzemelerin mukavemetini değiştirecek işlemler yapıyoruz. Burada da malzemeye değer katar diye bir sloganımız var. Harika. Bu sloganla da çeliğin düşük olan mukavemetini yükselterek kullanıldığı yerde daha uzun ömürde kullanılmasını sağlıyoruz. Peki firmalarına getirdiği artılar mukavemetin çoğalması mı olmuş oluyor? Tabii zaten bu zorunlu bir işlem. Hani çeliğin o ham halinde kullanılabilmesi zaten imkansız. Bir otomotivde parçanın yüzey mukavemetinin yüksek olması, dişleri sıyırmaması için önemli. Bunun gibi işlemleri yapıyoruz. Yani insan ve çevreye duyarlı işlemler yapıyoruz. Süpersiniz. Yani bu Türkiye adına büyük bir gurur. Tabii. Yani bir anlamda kullanımın daha uzun yıllar olmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Evet. Bu bir kazanç. Evet. Bütün dünya olarak düşünecek olursak gerçekten çok büyük bir kazanç. Geleceğimiz olan çocukları düşünürsek gerçekten daha da fazla kazanç oluyor. Teşekkür ediyoruz tüm Türkiye adına. Peki ileriye yönelik hedefler arasında neler var? İleriye dönük hedefler arasında yine Ankara'da Temelli OSB'de yeni bir fabrikamız yapılıyor şu anda. Orada da tamamen savunma ve havacılığa yönelik ve otomotive yönelik yeni bir üretim yapma hedefimiz var. Onda süper da çalışmalar içerisindeyiz şu anda. Sürprizlere hazır olun diyorsunuz. Evet. Ben öncelikli olarak değerli kurucularımıza teşekkür etmek isterim. 60 yıla dayanan bu firmayı hala bizlerle buluşturma ve hep ileriye götürme çabaları için. Biraz evvel vurguladığın gibi bu gerçekten muhteşem bir ekiple mümkün. Evet. O görünmeyen kahramanlara da buradan diyoruz ki emeklerine, yüreklerine sağlık olsun. Size de nice fuarlarda görüşmek çok dileğiyle diyorum. Ederim. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Evet Fuar TV izleyicileri, İstanbul Fuar Merkezi'nden Döksan'a teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.